Evet, öğretmenlerimizle ilgili aşılamanın Şubat ayının işte son haftasında gündeme geleceğini daha önce konuşmuştuk. Bu konuşmalar çerçevesinde de bugün Çorum'un Sungurlu ilçesi Arife Gazili köyündeyiz. Burada öğretmenlerimizle beraberiz. Ben de öğretmenlerimizle beraber aşımın ilk dozunu bugün burada az önce oldum. Ve öğretmenlerimizin burada elbette aşı olması bugün söz konusu, ancak daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz sağlık kuruluşlarında, ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılmasının söz konusu olacak. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1.259.000 okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Efendim, bunlar kendi sıra gelip nasıl anlaşılacak? Yerleri nasıl olacaklar? Bunları getirebilir miyiz? Elbette tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine kendi istedikleri şekilde bir randevu sistemi oluşuyor ve o randevuya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak. Evet efendim, 1 Mart'ta yüz eğitim başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak hazır mıyız? Ne gibi çalışmalarımız var? Biz aslında hep vurgulamaya gayret ediyoruz. Sürecin, salgın sürecinin ta başından beri tüm okullarımız Türk Standartlar Enstitüsü'nün belirlediği standartlara göre her türlü hazırlığını yaptı ve meslek liselerimizin, halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan, temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaçlarla ilgili malzemeler konusunda hiçbir problem yaşamaksızın rahatlıkla bu süreci yürütebiliriz. Okullarımız hazır ve okulun temiz belgesini okullarımızın tamamına yakını almış durumda zaten. Ve bu bildiğiniz gibi bir dış denetimle gerçekleştiriliyor. Bir okulun temiz belgesi alabilmesi bir dış denetime tabi. O yüzden de bu belgeyi belirli prosedürler çerçevesinde veriyoruz ve buna hazırız. 1 Mart'ta da diğer okullarımız açılacak. İlkokullarımız, özel eğitim okullarımız, 8 ve 12. sınıflar. Ve bu anlamda da biliyorsunuz dünyada da aşılama yeni başlıyor. Birçok ülke okulunu açmaya başladı. Bugünlerde tekrar tekrar duyuyoruz. Çok sayıda ülke okulları tümüyle açtığı konusunda duyuruda bulunuyorlar. Ama dünyada hiçbir ülkede henüz hani tüm ülkenin aşılandığı, dolayısıyla tüm öğretmenlerin aşılandığı bir durumda söz konusu değil. Teşekkür ederim.